11 Ağustos Cuma günü saat 20.40'ta Yasin Demirci ile Yelkovan programının konuğu gazeteci, yazar, psikanalist, progresör Selin Işıl olacaktır. Bizi Radyo Kapadokya'nın frekansı 94.5'ten veya www.kapadokyam.com internet sitemizden takip edebilir ve dinleyebilirsiniz. Radyo Kapadokya FM'de ben Yasin Demirci. Yelkovan programımızın 11 Ağustos 2023 tarihli yayınlarını gerçekleştirmekteyiz. Ve şimdi ikinci konuğumuzu konuk ediyoruz. Kendisi gazeteci, yazar, psikanalist, progresör Selin Işıl. Hoş geldiniz Selin Hanım. Hoş bulduk. Merhabalar Yasin Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Sizlerin programına konuk olmak ve o atmosfere dahil olmak, sizin gibi güzel bir radyo moderatörüyle bu programı yapıyor olmak büyük bir keyif benim için. Dolayısıyla sizin de enerjik sesinizden anlıyorum ki siz de iyisiniz ve mükemmelsiniz hatta. Çok teşekkür ederim. Aslında benim şu anki halimi özetlemiş oldunuz ve beni de mutlu ettiniz bu güzel iltifatlarınızdan dolayı. Ve benim yayın sırasında enerjim biraz daha katlandı ve yüzüm gülerek bu yayını sürdüreceğim artık. O tebessüm inanın bence tüm radyo dinleyicilerine ulaşıyor. Bana da geldi. Bana kadar ulaştı. Demek ki bütün radyo dinleyicileri bu güzel pozitif enerji ses tonunu alıyor sizden, emin olun. Hiç kuşkunuz olmasın. Hı hı. Ve artık sizi tanıyalım ve sohbetimize böyle devam edelim. Hay hay. Tabii. Zaten en güzel sohbet o arçınlama ve samimi yürütülenme yapılan sohbetlerdir demişimdir her zaman. Efendim, tanımayanlar için kendimi tanıtayım. İstanbul'da yaşıyorum. Söylediğiniz gibi yazar Selin Işıl. Memur bir anne babanın ortanca çocuğu olarak hayata merhaba dedim. Yazmayı seviyorum diye klasik bir söylemde bulunmak istemiyorum ısrarla. Yazmayı sevmesek zaten niye yazalım? 4 basılı kitabım var. 1 dijital kitabım var. Ve 3 video kitabı sahibiyim. Bunlar ne demek oluyor? İsterseniz kısaca açayım. Dijital, video, kitap bunların her biri. Şimdi efendim, bana ait başlı başına bir otobiyografi, bir kişisel gelişim, bir de roman türünde kitaplarım var. Bunun dışında Azeri dostlarımızla, Azeri meslektaşlarımızla ortak olarak iki devlet, bir millet felsefesiyle oluşturduğumuz tamamen iki ülkenin kültürel gücünün birleştirilmesi ve kültürel etkinliklerinin artması amacıyla oluşturulmuş 33 yazarın katıldığı, aralarında benim de olduğu iki devlet bir millet, yani Türkiye Azerbaycan'ın ortak inşa ettiği, ürettiği bir kitabımız var. Bunun dışında bir dijital kitabım var ki o da eğitim amaçlıdır. Verdiğim eğitimler doğrultusunda eğitim alanlara sunduğum kitaptır. Diğeri de özellikle pandemi döneminde, biliyorsunuz, zor bir pandemi süreci yaşadık hep beraber. Hatta zaman zaman hala daha izlerini taşıyoruz maalesef. O pandemi döneminde evlatlarımıza, çocuklarımıza, eğitimden uzak kalan, evde bulunan çocuklarımıza ricalar üzerine çektiğim 3 tane masal videosu vardır. Tabii ki benim branşım o değil. Fakat ben insan odaklı ve insan eğitimi odaklı yaşamayı seven biri olarak o dönem o evlatlarımızın mağduriyetini ve hatta ebeveynlerimizin de evlatlara ulaşma konusunda yaşadığı sıkıntılara vakıf olduğum için o pandemi dönemi süresince 3 video, masal videosu çekerek çocuklarımıza armağan ettim. Naçizane öyle bir çalışmam da var.
Şüphesiz bütün bunların içinde zannediyorum ilk çıkış kitabım olan Hayatı Tutunuyorum olmazsa olmaz. Zaten esasında beni yazar olarak lanse eden, okurlarla buluşturan, piyasaya lanse eden kitabımda Hayata Tutunuyorum'dur. İsterseniz birazcık ondan bahsedeyim. Çünkü halen yurt dışında da satılıyor. Halen yurt dışında da okurlar tarafından alınıp metiyeler, ödüller ve sevgi sözcüklerine mazhar oluyor. Takdir edersiniz ki bir kitabın çıktığı ilk gün boyunca 5 yıldır aynı sevgiyle karşılanması ve hala aranılan bir kitap olması, sevilen bir kitap olması ve hala böyle bir kitabın varlığından söz ediliyor olması ve hala yurt dışında pek çok ülkede satış listelerinde olması zannediyorum her kula nasip olmaz diye düşünüyorum. Bu arada özür diliyorum. Klimaya fazla maruz kaldığım için sesim çatallanabiliyor arada. Affınıza sığınıyorum. Tüm dinleyicilerin affına sığınıyorum. Hava çok sıcak, mecburen açıyoruz klimaları. O da ses tellerimizi mahvediyor maalesef. Evet, ben şöyle düşünüyorum. Türkiye'de en sıcak ayları yaşıyoruz ve şu anda ben Gerçekten mi? radyo stüdyosunda dayım. Ve hiçbir şekilde bir klima yok. Ve etrafı da kapatıyorum. Şimdi ani bir ses Ses gelir. yalıtma açısından. Ani bir ses gelir. Yayına gider diye de Haklısınız. bir tetirginlik içerisinde yayını sürdürmeye çalışıyorum diyebilirim. Haklısınız. Çok çok zor. Evet. Ben çok fazla tabii ki radyo programına katıldığım için sizlerin hangi koşullar altında, hangi durumlarda yayın yaptığınızı çok iyi biliyorum. Özellikle sizler için sesin ne kadar önemli olduğunu, sesin dinleyiciyle temiz buluşmasının ne kadar önemli olduğunu çok iyi bildiğim için fedakarlıklarınızın farkındayım. Dolayısıyla Allah gerçekten yardımcınız olsun. Güzel bir iş yapıyorsunuz fakat çaba gerektiren bir iş. Hiçbir iş tabii ki kolay değil ama özellikle Kapadokya sıcağında 10 metrekarede sizin bu işi yapıyor olmanız bile takdire şayan. Bu sebepten belki dinleyicileriniz tam olarak vakıf değildir bulunduğunuz şartları ama ben çok iyi biliyorum. Bir stüdyolarda da yer almış biri olarak hakikaten boğucu bir atmosferi oluyor. İster istemez klimalar açılmıyor, vantilatörler açılmıyor. Ses çünkü dinleyicilere çok yalın ve temiz ulaşsın diye Allah yardım etsin size diyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi hayata tutunuyorum demiştik. Oradan devam edelim mi? Ne Evet. dersiniz? Ben zaten sizi dinliyorum. Dinlemek de güzel oluyor. Siz Teşekkür ederim. tabiri caizse siz konuşun, ben dinleyeyim. Hay hay, memnuniyetle. Hayata tutunuyorum bir otobiyografidir. Otobiyografi diye altını çizmemin sebebi ikinci kez otobiyografiler zordur. Hatta araştırma kitapları da tabii ki zordur ama otobiyografileri zorlaştıran, daha da zorlaştıran konu şudur ki otobiyografi kişinin kendi öz hayatını, öz benliğini dışa vurmasıdır. Olduğu gibi yazmasıdır. Otobiyografi kişinin kendisidir esasında. Kendi hayatını kaleme almasıdır esasında. Dolayısıyla bunu yaparken de kişi tabii ki yan yollara başvurmamaları, dürüst ve şeffafça ne var ise üzerine koymadan gerçekleri olduğu gibi yazmakla mükelleftir. Gerçek doğru okunabilir otobiyografinin tam olarak amacı budur. Siz bir şey soracakmışsınız gibime geldi. Evet. Sözünüzü kesiyorum, kusuruma bakmayın. Estağfurullah. Şimdi otobiyografi yazmayı ben de istiyorum misal. Fakat Evet. yaşamış olduğum her şeyi oraya yazmalı mıyım? Yani nasıl bir dil kullanmalıyım? Misal kendi adıma Şöyle, sormak gerekirse.
Çok güzel bir soru sordunuz. Çünkü çoğu kişi bunu soruyor ve dinleyicilerden de merak edenler varsa çok kısa ipuçlarıyla vermek istiyorum. Otobiyografi çünkü yazmak hem zordur hem kolaydır. Neden kolaydır? Çünkü kendinizi yazıyorsunuz, kendinizden bir parça. Yazdığınız için kolaydır. Bir kurgu yoktur. Öyküsel bir durum yoktur işin içinde. Efendim kavramları, kuramları birbirine bağlamak yoktur. Köprüler yoktur. Direkt öz kendinizi yazdığınız için daha kolaydır işiniz. En azından ben bu şekilde yorumluyorum otobiyografiyi. Fakat tabii ki zor tarafları da var. Çünkü az önce dediğiniz konu. Her şeyimi yazacağım. Tamam, otobiyografi benim hayatım ama yani her şeyimi ulu orta dökmek zorunda mıyım? Hayır efendim, öyle bir durum yok. Hayatınızın bir kesitidir. Hayatınızdan bir dönemdir. Veyahut efendim ne bileyim bir aylık da olsa, hayatınızın bir aylık dönemi de olsa, o bir aylık dönem sizin hayatınızın dönüm noktasıdır, zirvesidir, düşüşüdür vesaire vesaire. Yani sizin için önemli olan bir aydır o. Mesela ben o zamana ait, bundan 5 sene önceki zamana ait son 3 yılımı yazmıştım. Son 3 yılım sadece. Çünkü neden? Benim o son 3 yılda benim hayat döngüm için olağanüstü önemli. Son 3 yıl olduğuna inandım. Yoksa senin işin. Yani doğdu, şu okula gitti, bu okula gitti, bunu yedi, bunu içti. Yani kime ne ki bundan? Kime ne ki bundan? Estağfurullah. Hangi okula gittiysem gittim, ne yediysem yedim, hangi patiska gömleği giydiysem giydim. Ama önemli olan o 3 yılda benim bir şeyleri insanlarla paylaşma isteğim. İçten içe yayılan isyanım, bazı yanlışlıklar, ülkemizde de yapılan bazı yanlışlıklar, bazı hatalar veya ihmaller sonucu bir insan hayatının nasıl evrildiği, nasıl maalesef nasıl mahv duruma geldiği, nasıl acınması duruma geldiği gibi gibi. Okuyanlar çok iyi biliyorlar ki hala da almak isteyen, ulaşmak isteyen, ulaşan ve hala okuyan sıcağı sıcağına okurlar olduğu için çok fazla detay vermek istemiyorum. Dolayısıyla ben hayatımın son 3 yılını almıştım, anlatmıştım. Topluma da faydalı olsun, benim gibi olan diğer insanlara da belki bir el uzatmak olsun adına. Bir de dili sordunuz. Nasıl bir üslup kullanmalıyım? Nasıl bir yazım dili tercih etmeliyiz otobiyografilerde diye. Yasin Beyciğim, ben her zaman samimiyetten ve şeffaflıktan yanayım. Bu sebeple ki hepimiz birebir halk insanıyız, halkın içindeniz. Dolayısıyla ben bu sebeplerden halk dili kullandım. Çok basit, yalın, düz, işte sizin, benim, Ayşe'nin, Fatma'nın, Ali'nin, Veli'nin hepimizin yani bizim dilimizi kullandım. Çok illaki çok usturuplu yazacağım, muhteşem cümleler kuracağım diye işi zorlaştırmadım. Yani istedim ki benim kitabımı alıp okuyan 18 yaşındaki bir kardeşim, genç kardeşim de anlasın. Efendime söyleyeyim 85 yaşındaki bir amcam, bir teyzem de alıp rahatlıkla okuyabilsin. Hatta çocuklar da okuyabilirsin. Bunu istedim. Bu sebeple ben yalın bir dil kullanmayı tercih ettim. Yani halk dili kullandım. Hayata tutunuyorum. Bu sebebi önemlidir. Yani pek çok kişiye, yurt içi, yurt dışı olmak üzere pek çok yüreğe dokunduğu için önemlidir bana göre. Bana göre diyorum, esasında bana görelikten o kadar uzaklaştı ki artık. Ben sadece yazmış bulundum fakat hayata tutunuyorum furyası aldı başına gitti. Yani dolayısıyla ben tabii ki okurlarıma her zaman minnet duyuyorum, teşekkür ediyorum. Saygıyla her birinin önünde eğiliyorum.
Çünkü ben sadece bir kitap yazdım. Duygularımı dile getirdim. Hani bu kitabı yazarken de ben de çok ünlü olmak istiyorum, benim kitabım çok satsın, ben muhteşem bir iş başardım diyerek yazmadım. Kesinlikle bu duygularla yazmadım. Bu yüceliği kitabın bu kadar tutulur olmasını sağlayan hakikaten değerli okurlardır. Benlik bir şey yok burada. Hatta tam aksine ben bu kitabı ne sebeple kaleme aldığımı da söylersem zannediyorum daha iyi anlayacak dinleyiciler de bizi. Bu kitabı benden geriye aileme, sevdiklerime bir iz kalsın diye yazdım. Bana bu kitabı yazmadan evvel son 2 aylık ömrüm kaldığını söylediler. Bütün tespitler bu yöndeydi. Yani artık organlarımın bana hizmet edemeyecek kadar yorgun olduğunu ve 2 aylık bir ömrüm kaldığını söylediler. Ve ben bu kitabı çarçabuk hem de yattığım yerde o kadar hızlı yazdım ki. Çabam yani ben hayatta kalacağım ve bu kitap yıllarca satılacak, ödüllere doymayacak. Öyle bir şey değildi, çabam bu değildi. Amacım tamamen aileme, sevdiklerime dediğim gibi bir iz bırakmaktı benden geriye son 2 ayımda. Hatta kitabın arka kapağında da yazdım ben bunu kısacık amacımı da yazdım. Arzu ederseniz o kısacık metni de okuyabilirim. Paragrafı. Onu da dinleyelim. Yayınımızın son 3 dakikalık artık sonuna geliyoruz diyebilirim. Ve sizi dinlemek çok hayranlık dolu bir duyguya benim için dönüştü ve sizi dinliyorum. Keşke uzun dakikalar olsun demeye başladım. Çünkü daha sizinle birlikte konuşabileceğimiz çok şey var ve benim de aslında kendi adıma sorabileceğim birçok da soru vardı. Fakat inanıyorum ki ilerleyen başka programlarda da görüşeceğizdir diye inanıyorum. Şimdi sizden o Memnuniyetle. şimdi sizden o metni dinlemek istiyorum. Hay. Öncelikle memnuniyetle ve seve seve tabii ki onur duydum. Ayrıca sözlerinizden şimdi hayatı tutunuyorum'un arka kapağında yazdığım paragrafı paylaşmak istiyorum sevgili dinleyicilerle. Aklımdakiler. Yaşama beş kala. Kitap değil aslında derdim. Kitabın içindekiler. Kendi yüreğimde olanlar. Yarım asır gibi gelen bir kalp atımı zamanı sığdırılanlar. Yaşarken hiç bitmeyeceğini sandığım ama dönüp baktığımda bitiveren, gelip geçiveren, damar damar iz bırakan, beni şimdiki ben yapan, dedim ya kitap değil derdim. Kitaptaki iz bırakan. Hayata tutunuyorum. Arka kapak sunumu bu şekildeydi. Kısa ve öz. Minik bir arka kapaktı. Benim veda notlarım da kısasında bunlar. Peki İz ya bırakan. hani 2 aylık ömrünüz olduğunu söyledikten sonra yanlış bir teşhis miydi peki bu? Aynen, evet. Yanlış teşhisle yapılan, yıllarca yapılan yanlış tedaviler sonucunda geldiğim noktaydı. O vakit ben sizlere bir güzel dileklerimde bulunayım. Allah Çok uzun teşekkür ediyorum. ömürler ve versin ve acil şifalar Cümlemize, da versin. hepinize. Hepimize elbette. Hepinize ve lütfen herkes bir mucize olduğunu unutmasın. Herkes hayata sevgiyle ve sahip olduklarının kıymetini bilerek aldığı her nefesin kıymetini bilerek yaşasın. Rica ediyorum güzel insanlardan, beyhude şeyler için gereğinden fazla üzülmesinler, yormasınlar kendilerini, yaşamın tadını çıkarsınlar. Tek diyebileceğim bu. Ve ben son kez şunları söylemek istiyorum. Şimdi hayatımızın şu anki döneminde kötü olabiliriz. Fakat ilerleyen dönemlerde bize hayatın ne göstereceğini hiçbir şekilde bilemeyiz. İşte bizler Kesinlikle. de Selin Hanım'ı
konuk ederek bunları dinledik, bunları öğrendik diye inanıyorum. Hem dinleyenler hem de sonrasında izleyecekler adına çok güzel bir hayat hikayesiydi ve kitabını da kendisinden dinleyerek bunları pekiştirmiş olduğumuza inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de Çok çok güzel. Teşekkür Bir ederim. kitap Gönül olmuş. isterdi ki yayın süremiz çok uzun olsun ve çokça sohbet edelim isterdim. Nasip değilmiş. İlerleyen benim bazı program daha düşüncelerim var. Belki oralarda yine sizinle birlikte görüşür, buluşur, yine Memnuniyetle. sohbet ederiz diye inanıyorum. Memnuniyetle. Yelpaze geniş, ben de portföy geniş, insan odaklı yaşayan birisiyim. İnsanların hayatına dokunabilmeyi seviyorum. Benim amacım bu, yaşam amacım bu zaten. Eğer bu dokunuşu sizinle beraber gelecekte bir gün bir platformda yine bu seslerimiz aracılığıyla sunabilirsek ne mutlu bana. Ben de çok mutlu olurum. Böyle bir şey olur ve gerçekleşirse. Ben size tekrar teşekkür etmek istiyor. Çok ben teşekkür ediyorum. Ben Ve teşekkür ediyorum Yasin Bey, konuk ettiğiniz için. Sizinle olmak, bu programda ortak bir paylaşımda bulunmak çok çok keyifliydi benim için. Dediğim gibi diliyorum ve umuyorum ilerleyen günlerde sizin de gelişmiş projeleriniz hayatta yer bulur, can bulur ve ben yine sesiniz aracılığıyla, sesim aracılığıyla stüdyomuza konuk olurum. o vakit görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum Yasin Bey. Hoşça kalın.